Evet, uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Herkese merhaba. Konumuz tabii ki gayrimenkul ve diyeceksiniz ki niye bu kadar ara verdin o zaman hala gayrimenkul sektöründeysen. Gayrimenkul sektörü çok hareketli olmasına karşın bizim ülke de çok hareketli biliyorsunuz. İnsanda pek de moral kalmıyor. Hani oturup da işini zaten çok sevmese inanın insanın içinden bile gelmiyor bazen yaşamak. Hani çok zor dönemler geçiriyoruz, çok karışık dönemler geçiriyoruz. Tabii ki bu bizim önemli bir kısmı işimizin. Video çekmek, sizleri bilgilendirmek, fikirlerimizi, yorumlarımızı karşılıklı paylaşmak. Ama yine de işte bazen bazı durumlarda insan sahiden hayata karşı bile isteksiz alıyor değil video çekmek. Neyse ben şimdi kendimi de sizleri de aşağı indirmeyeyim, böyle aşağı doğru çekmeyeyim. Yoluma, konumuza devam edelim. Konut satışları biliyorsunuz son 2-3 aydır oldukça yukarıda. Fiyatlar bir miktar düştü. Çünkü neden düştü? Çünkü mal sahipleri de esasında yoruldular. Bu 2 sene önce, 1 sene önce hatta 1-1,5 bir, bir sene önce piyasaya çıkmış olan bazı mülkler, bazı gayrimenkuller, bunların içinde tabii ağırlıklı olan konutları da kastediyorum. Ama dükkan ve... Ofis de var bunların arasında. Mal sahipleri satma niyetiyle çıkardılar ama o zaman tabii fiyatlar biraz yüksekti. Piyasa daha böyle hala fiyatların düşeceğine inanmıyordu. Bir miktar düşeceğini hepimiz söyledik. %20, %15, %25 civarında. Ve bu fiyatlar evet yavaş yavaş düştü. Mal sahipleri de yoruldu. Ve sonuç itibariyle bir yıl önce çıkan fiyattan belki de bazen daha da altında satışlar oldu. Bu arada insanlar tabii paralarını mevduatta değerlendirdiler. Borsada değerlendirdiler. Gel şu aralar borsa pek parlak durumda değil. Paralarını çekenler oldu borsadan. Oradaki inişi fark edip hemen acilen çekenler oldu. Bu aralar onların ben gayrimenkule yatırım yaptığını düşünüyorum. Bize gelen e, piyasadaki müşterilerimiz de aşağı yukarı öyle. E, peki diyeceksiniz ki gayrimenkullerini konutlarını satanlar ne yapıyorlar? Büyük bir kısmı Yurt dışından artık yatırım yapmaya başladı çünkü Türkiye'deki bu belirsizlik konutların fiyatlarının bir artışı bir inişi insanları biraz daha gelecekle ilgili tedirgin etmeye başladı. Konut satışları niye hala devam ediyor? Yatırım amacıyla değil. Konut satışları insanların barınma ihtiyacı gidermeleri yoluyla devam ediyor. Yani insanlar ben buradan bir kira geliri elde edeyim diye çok uzun zamandır konut almaz oldu. Artık oğlu oturacaksa, kendi oturacaksa veya daha büyük bir eve geçecekse ya da daha küçük bir eve geçecekse, yani bir ev değiştirecekse o zaman bir e, konut alımına giriyorlar. Ama bu aralar e, dikkatimi çeken insanların artık sahiden en sağlam yatırım olarak gayrimenkulü görmeleri sadece konutu da değil arsa satışlarında da konut dışı gayrimenkul satışlarında da çok ciddi bir artış var. Örneğin Eylül ayında 140 bin konut satışı ama buna karşılık da 144 bin konut dışı gayrimenkul satışı gerçekleşmiş. Yani birisi işte %49 birisi de %51 civarında. Bu neyi gösteriyor? Parasını mevduatta da olsa, altında da olsa, borsada da olsa, nerede hangi e, yatırım aracında değerlendirse değerlendirsin eninde sonunda getiriyor yine başını sokacağı Kendisi için ya da çocukları için mutlaka bir konut alımına yönleniyor. Ya da bir gayrimenkule ya da bir arsaya parasının yettiği yere kadar. Ben arsa alımlarını da çok destekliyorum. Çünkü insanların konut almaya bütçeleri yetmediği zaman o paranın enflasyon karşısında erimemesi ya da riskli yatırım araçlarında değer kaybetmemesi için insanlar arsa almaya başladılar. Bütçelerine göre... Orta ölçekli, küçük ölçekli, biraz daha büyüğü ama arsa alımına şu anda inanılmaz bir talep var ve bu konuda da ben gayet olumlu düşünüyorum. Çok da doğru yapıyorlar, söylemek istediğim. Böyle de yapmaya devam etsinler çünkü oradaki paraları hep söylüyorum ben. İlle kalkıp da Türkiye'nin böyle tanınmış, popüler, çok iyi bilinen, çok değer kazanmış bölgelerinde değil, ama mutlaka paralarının yettiği yerlerde. Şehir merkezlerine veya şehre yakın yani oturum alanlarına yakın, yaşama yakın yerlerde e, hatta eskiden bir tabir vardı videolarımdan birinde de kullanmıştım. Böyle biniyorsunuz otobüse en son durağa kadar şimdi de biniyorsunuz metroya gidebildiğiniz kadar gidiyorsunuz. iniyorsunuz, sonra tekrar otobüse biniyorsunuz. Şehrin dışına kadar çıkıyorsunuz böyle bir, bir saat uzaklıktaki yerlerden alabilirseniz bu şehir illa İstanbul, illa Ankara, illa İzmir olmak zorunda değil. Bunun dışında da şehirlerde, Anadolu'da da alabilirsiniz. Çünkü buralar mutlaka bu nüfus artışı devam ettiği sürece, bu dış göç devam ettiği sürece, yani dış göç dedim dışarıdan aldığımız göç devam ettiği sürece mutlaka yeni konutlara ihtiyaç olacaktır. Yani bizdeki gayrimenkul işi bitmez efendim. O yüzden satışlara hiç şaşırmayın. Ne olursa olsun paralar eninde sonunda gelir bir şekilde gayrimenkul yatar. Daha çok konuşacak konu var ama şimdilik burada bırakıyorum. Beni özleyenler varsa aşağıda yazsınlar. İstedikleri konularda da inanılmaz konu var son zamanlarda hem ilanlarla ilgili ilan girişleriyle ilgili yetki belgeleriyle ilgili kiralarla ilgili çok gündem var bunların hepsi konuşuldu ama konuş konuş bitmez bu iş. İstediğiniz sormak istediğiniz soruları aşağıda lütfen bana belirtin. Bu arada neyi unutmuyorsunuz? Neyi? Abone olmayı. Abone olun. Ben biraz moral bulayım. Zaten depresyona girmek üzereyim. O yüzden sizden abone olmanızı rica ediyorum. Abone olursanız kalbimi kazanırsınız. Görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça kalın. Hoşçakalın.